İlimden medeniyete Merhaba kıymetli dinleyenlerim bir ilim demediğinde programda daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda geçen haftadan kalan Molla Abdülkerim Efendi ki kendisi devşirme dendi. E, de ne olduğunu anlatmak mecburiyette kaldım. Çünkü iddihatçılar e, böyle bağnaz bir şekilde Türklük davası peşinde koşarak koca imparatorluğu parçaladılar devşirmeliği iyi bilmemiz lazım. Osmanlı'da devşirme bir Sokollu Mehmet Paşa. Bütün ömrü Osmanlı'ya hizmetle geçmiş. Yaptırdığı hayır hasaratın haddi hesabı yok. E devşirmeydi efendim. Rum çocuğuydu. E onun içi onun içi hep kırmızı kalmıştır. Hiç yeşile dönmemiştir. Sana ne ya? Kalpleri döndürür Allahu Teala. Döndürür döndürür. Devşirme işte üç türlü devşirme olur dedik geçen hafta. Bunlardan birisi ordunun asker ihtiyacı için. Bunlar getirilir 8-18 yaşında. Edirne'de bir daha kontroldan geçtikten sonra Anadolu'daki eşref ailelerinin yanına verilir. Üç sene sonra da Acemi oğlan ocağına bir imtihan sonrasında kabul edilirdi. Bunların içerisinde yaptıkları imtihanda çok zeki, kabiliyette olanlar varsa, göze batan sivri insanlar varsa, bunlar asker edilmek üzere değil, yara asker en derun talebesi olarak saraya alınırdı. Geri kalanlar da Yeniçeri Ocağı'na kaydedilmek üzere eğitim alınırdı. Muharebe eğitimi alırlardı. Hem yaraşık düzen eğitimi hem muharebe eğitimi alırlardı. Böylece onlar Yeniçeri Ocağı'na, Yeniçeri Ocağı'nda, yani acem olan Ocağı'nda artık bir sene, iki sene eğitimden sonra Yeniçeri Ocağı'na kayıtlarını bizzat padişah fermanla inha emrini imzalardı. Yani onlara bugünkü subay muamelesi yapılırdı. Yeniçeri Ocağı'na her girene, bugün nasıl bir subayın devlette kaydı var, e, tayini çıkıyor, işte Cumhurbaşkanı terfileri onaylıyorsa aynı şekilde orada da padişah bunları tek tek Yeniçeri Ocağı'na, ortalara dağıttırırdı. Tayinleri giderdi. Enderun'da okuyanlar da her biri orada yedi sınıflı bir Enderun Mektebi, İdare Bilimli Akademisi orada yetişir. Onlar da giren asker olurlardı. Yani oradan bir müftü efendi çıkmazdı. Komutanlar çıkardı beyler çıkardı. Beyler beyleri çıkardı. Sancak beyleri çıkardı oradan. Ve 7. sınıfa gelenler Osmanlı'nın hazır yetişmiş or generalleri olurdu. Padişahın çok yakında insanlardı. İşte böyle bir devşirmelikten sonra Molla Abdülkerim Efendi devşirmek Edirne'ye getirildi. Osmanlı başkentine gelince ehil kimseler tarafından yapılan zeka testinde ilk dereceye girdi. Sarayda İslam terbiyesiyle yetiştirilip Türkçe öğretildi. Zaten en derine girenlerin dört dil bilmek mecburiyetleri vardı. Arabi, Farisi, Türkçe, bir de geldiği memleketin dilini, kendi dilini Osmanlı devşirdiklerine hiç unutturmazdı. Niye unutturmazdı? E burada Enderun'da yetişenler devlet adamı olacaklar. Devletin oralardaki idarecisi o dili bilen birisi, oranın örf bilen birisi olsun. Ya o oradan geldi. Ya Osmanlı'ya isyan ederse ya 600 senede böyle Osmanlı'ya isyan eder. iki veya üç kişi geçmez. Enderun'da binlerce talebe yetişmiş. Binlerce komutan yetişmiş. Bunların içerisinde bir İskender Bey var işte. Arnavutlukla şeyden, isyan eden, göze batan. Başka da biri yok. Niye? Çünkü insan eğitimle beraber birçok şeylerini kazanır efendim. Evet. Meşhur alim Alaaddin Ali Tusi'den ilim öğrendi. Buna da özel muamele yapılmış oldu. Molla Fenari'nin oğlu Muhammed Şah Fenari ve Alaaddin Tusi'nin talebesi olan Sinan Acemi'den ilim tahsil etti. Onlardan istifade etti. Akli ve nakli ilimlerde yüksekti. Tabi devşirmenin birinci bölümü asker olacak dedik ya efendim. İkinci bölümü de kalelere verilecek. Kalelere verilecek olanlar sahildeki Türk Yerleşim yerlerinden, boylu posta adamlardan seçilirdi. O devşirme tamamıyla Türklerden olurdu. Bir de beyin devşirmesi vardı, beyin seçimi. O da imparatorluğun her tarafından, en derunda devlet adamı olmak üzere aranıp bulunan kimselerdi bunlar. Sokul da bunlardan biridir. İstanbul'un fethinden önce bazı medreselerde müderrislikler yaptı. İstanbul'un fethinden sonra da İstanbul'da açılan bazı medreselerde daha sonra da Fatih'in kurduğu Sahra Seman Medresesi'nde müderrislik yaptı. Sahra Seman'da da herkes müderris olamazdı efendim. 1488'de Molla Gürani'nin vefatıyla Osmanlı 6. Şeyhülislam'ıydı. Şeyhülislam oldu. Molla Abdülkerim Efendi. 1495'te vefat edinceye kadar 7 sene Osmanlı'nın Şeyhülislam'ıydı. Şeyhülislam Padişah'ın da hal fetvasını benim. efendim. Kim kimi tayin ediyor? Ya... Abdülkerim Efendi'nin güzel ahlakı, cömertliği, insanlara olan şefkat ve merhametiyle o çok sevilirdi efendim. Pek çok talebi yetiştirdi. Halktan ve havastan, avamdan ve havastan çok kimseye nasihatler bulunurdu. Yani bir insan topluluğu gördüğü zaman hemen onlara iyi şeyleri anlatmanın aşkı vardı. Herkes tarafından hürmeti icap ettiren bir zattı. Yani gören hürmete mecbur kalırdı kendisine. allah Teala öyle bir hal yaratmış onda. Kendisi esir alınan Hristiyan çocukları arasında payitahta getirilirken atının üstündeki heybenin bir tarafını Fatih devri vezir azamı Mahmut Paşa ile birlikte paylaşıyordu. Devşirilip gelirken Mahmut Paşa da devşirme. Bu da devşirme. Heybenin diğer gözünde Molla Ayas tek başa dengeyi sağlıyordu. Demek ki Molla Ayas daha kiloluydu o zamanlar. Daha sonraları Molla Ayas onlarla bir araya geldiğinde payitahta gelirken ağırlıkça sizin ikinize nasıl denksem Şimdi de ilim bakımından ikiniz de öyle dengim der latife yapardı. Heyben'in bir gözünde molla ayas var, bir gözünde ise iki kişi var. Öyle dengeyi sağlamışlar. Ama büyüdükten sonra da diyor şimdi gene siz ikinize dengim diye latife yapıyor. Öğünmek için söylemiyor bunu. Fatih'in veziri Mahmut Paşa'ya yakın bilinen Molla Vildan diyor ki o anlatıyor. Bir gün <laughs> Mahmut Paşa evet. Söz arasında beni çok sevdiğinden bahsetti. <laughs> ben de onun Molla Abdülkerim Efendiye olan ilgisinden de Siz benden çok Abdülkerim Efendiyi seversiniz efendim dedim Mahmut Paşa'ya. Mahmut Paşa diyor ki Molla Vildan'a ben seni seviyorum. Efendim halbuki o da diyor ki efendim siz de beni seversiniz. Siz Molla Abdülkerim Efendi'yi seversiniz dedim. Mahmut Paşa da evet Molla Vildan doğru söyledin. Ben de Molla Abdülkerim ben de Molla Abdülkerim sizin cennete girmenize mi sebep olacak ki bu kadar seviyorsunuz dedim. Evet öyle deyince Moladaviltan da diyor ki efendim Molla Abdülkerim sizin cennete girmenize baş sebep olacak da onun için bu kadar seviyorsunuz. Yani bizim Müslümanların tek hedefi vardı cennete girebilmek. Mahmut Paşa dedi ki cennete sokacak dese de olur. Çünkü o benim günahlardan tövbe etmeme vesile oldu, dedi ve bir hatırasını anlattı Mahmut Paşa. Fatih'in kapıcı başısı iken bir günaha müptelâ olmuştum. Bir sabah Abdülkerim Efendi evimizi şereflendirdi. Bir müddet sohbetten sonra ayağa kalktı ve hürmetle, ve tazimle kapıya kadar kendisini yolcu ederken, Abdülkerim Efendi bana döndü ve dünya ve ahiretine yarar bir sözüm var ki, iyi dinleyip kötülüklerden sakınasın dedi. Ben de buyurun dedim. Dedi ki sözüne devamla, elhamdülillah ilim sahibi ve padişahın da yakınındasın. Çok geçmeden vezirlik makamına yükseleceğin aşikardır. Ne yazık ki işini ve dışını günah pisliklerinden temizlemeye gayret etmezsin. Vezirlik akıllı kimselerin durağıdır. Osmanlı yüce divanı temiz insanların toplandığı yerdir. Gel. Keramet de içini o günah pisliklerine bulama ve dalalet çukurlarına düşüp debelenme dedi. O alıştığın günahı terk et dedi. Neyse bilmiyoruz. Mahmut Paşa'ya. O bara bunları derken Hava soğuk olmasına rağmen ben onun yanında boncuk boncuk terledim. O anda tövbe ettim. Ettim ve onu bildirdiği doğru yoldan ayrılmadım dedi. Ben de gerçekten onu sevmek yalnız size değil bize de vacip oldu dedim diyor Molla Vildan Hazretleri bu zatla ilgili. Evet. Kitap yazmak için fazla vakit bulamayan Abdülkerim Efendi, düşünün Balkanlardan gelmiş bir devşirme çocuğu, Osmanlı'da sadrazam olan Mahmut Paşa'ya ne nasihatler ediyor efendim. Ve ne kadar tesirli sözler söylüyor. Saadettin Teftazani'nin eserinden Telvihin baş kısmına ve metaliye haşiyeler yazdı. 1490 civarı Şeyhülislam iken vefat etti. Edirne'de yaptırdığı Sıbyan Mektebi'nin bahçesine defnedildi. Hayali evvel mahlasıyla tanınan oğlu Abdülvehhab da alim, fazıl ve şair bir zat idi. Devrinde müderrislik ve kadılık vazifeleri de yapmıştır dedik ve böylece Molla Abdülkerim Efendi'yi de hakikaten Osmanlı tarihinde nadir görülen yıldızlardan biri olarak sizlere anlatmaya çalıştım. Siyah Seyyidi Hamid Efendi Siyah Seyyidi Hamid Efendi İkinci Beyaz'da Fatih zamanı alimlerinden Isparta Hamid ilinde doğdu. Hamidilik de oradan, Isparta'da doğdu. Oraya Hamidili deniyor. Hamidi dendi. Esbertenli. Siyah yapılı. Gür sakallı. Bir görünüşü vardı. Siyahi denmesi de, sakalının siyah olmasından oldu. Doğum tarihi bilinmiyor. İlimde, ve İslam fıkhında çok iyi yetişti. Çok gayretliydi. Birçok alimden ders aldı. Kadı asker Alaaddin Ali Fenari Hazretlerinden. Yani Kazasker Fenari Hazretlerinden torunu. Ondan okudu. Şimdi İslam fıkhında yetişen insan İslam tarihinde çok önemli bir kimsedir. Bugün ise ya fıkıh boş ver canım şimdi onları karıştırıp durma kardeşim işte Müslümansan Müslümansın deme adet haline geliyor neredeyse. Halbuki insanlara kitapların yazdığına göre bir defa imanı yoksa iman etmesi şart. Müslüman olacak evvela. Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde Allah'a inancını yap, tamamlayacak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak kabul edecek, meleklere inanacak, imanın şartları neyse onları yapacak. İman eder etmez de, üzerine vazife olan şeyleri öğrenecek. Hiçbir asker var mı ki, asker ocağına girdiği gün, kaydını bir bölüye yaptılar, ertesi gün yolda giderken, bir Üsteğmen'i gördü selam vermedi. Üsteğmen gel buraya bakayım. Niye selam vermiyorsun? Efendim ben daha dün kayboluyordum. Onun için ben selam veremem. Derse ne olur? Ceza görür. Çünkü dün sen asker oldun mu? He. Askerlik hizmetinden sayılıyor mu? Evet. Eğer 24 aylık askerlikse bir gün askerlik yaptıysan 23 ay 29 gün kaldı mı? Kaldı. E peki o zaman sen bir günlük asker olduğun için selamlama yapmıyorsan ben senin askerinin bir gününü yakayım. Olur mu efendim ben dünden beri askerim. E niye selamlama yapmıyorsun? E öyle olunca bunları dünyalık işlerde arıyoruz da iman eder etmez hemen ilk gelen namaz vaktinde namazı kılması bu adamın şart değil mi? Evet. Peki bunu kimden öğrenecek? Fıkıh alimleri öğrenecek? Fıkıh kitaplarından öğrenecek. Namaz nasıl kılınır? Kaç vakittir? Kaç rekattır? Neler okunacak? Bunu bilecek hemen. İyi canım ben daha yavaş yavaş öğrendim. Niye yavaş yavaş? Ölüm sana herhalde bu ara gelmeyecek. Bir iki ay bir sözleşme falan yaptın mı ölümle? Yok canım hemen yani her an gelebilir. Öyleyse Ramazan-ı Şerif geldi orucu tutacaksın. Ya iyi ama yani daha ben hiç oruç tutmadım. Acemisi ve tut kardeşim. Yani bir ilk orucu tuttuğun gün zaten bir acemilik olacak. Bugün de tutsan acemilik olacak. Bir ay sonra da bir sene sonra da tutsan onun bir acemiliği var. Herkes de bu acemiliği çekti. Sen de çekeceksin. Yani fıkhın insanlara anlatılması toplumdaki barışın sağlanması demektir benim anladığım kadarıyla. Hiçbir zaman ya öyle olsun da böyle olsun da denemez. Çünkü fıkı bilmeyen adam kul hakkına riayet etmez. Fıkı bilmediği için kul hakkına riayet etmeyen saadet yüzünü görmez. Hanımına çeker bıçağı saplar. Halbuki öbür tarafta fıkı bilse, ha bu hanım bana Allah Teala'nın emaneti. Ben bunun bir saçırın teline zarar veremem. Büyük günah. Ahiretimi yakarım demesi lazım. Maalesef şimdiki bu işlerle görevli olduğunu zannettiğimiz kimseler de ya bırak canım şimdi fıkıhla falan. Kendileri aslında fıkıh bilmiyorlar da. Millet fıkıhtan kendini sorup da sıkıştırmasın diye onları uzaklaştırıyorlar. Öteki lafları söylemek kolay. Siyaset, çık kürsüye at, yuvarla gitsin. Ama fıkha gelince, ya hocam nasıl olacaktı, gusül farzı kaçtı falan dediğinde, e, hatta hocanın biri demiş ya Erzurum'da e, işte gusül farzı üçtür şu şu ikisini saymış. Üçüncüsünü sayacak. Cemaat ağzına bakıyor böyle böyle bakıyor. Ama kendini de bir türlü aklına gelmiyor. Ula oğlum üçüncü de siz söyleseniz de demiş cemaate. E bazı hocası böyle olursa cemaat de ona göre olur. Efendim siyahi Seyyid Hamidi Hazretleri'ni anlatırken de süreyi doldurmuş olduk. İnşallah bundan sonraki programımızda onu da halletmeye çalışacağız. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete <laughs>